Merhabalar, bir Kale Bodur'la Mimarlar Konuşuyor programında da beraberiz. Bugün gene çok değerli bir konuğum var, Cafer Bozkurt. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırıp geldiğiniz için. Ee, hep şöyle düşünüyorum, siz olmazsanız bu program eksik kalır. <laughs> Nedeni şu, o kadar çok alanda az evvel de konuştuk varsınız ki, e, yani işte mimarlığın böyle bir yandan koruma alanında, bir yandan... Büyük ölçekli kentsel projeler, bir yandan işte çok özel e, mimari projeler, öte yandan işte sivil toplum örgütleri, dernekler. Bir dönem e, Türk Serbest Mimarlar Derneği'nin başkanlığını yaptınız. E, Birçok uluslararası ödül, eğitim, eğitime destek veriyorsunuz. Bunlar çok önemli tabii e, ve bütün bunları bir arada temsil ediyorsunuz. E, İstanbul'u iyi bilen mimarlardan bir tanesisiniz. Tarihi dokuyu iyi bilen mimarlardan bir tanesisiniz. Bir de 68 mezunusunuz. Evet. <laughs> Şimdi ben aslında oradan başlayacağım. Çünkü e, bu 68 kuşağı meselesi e, hep böyle çeşitli boyutlarıyla tartışıldı. Mimarlıkta da bir böyle dinamizmi ve yenilemeyi temsil eden bir e, grubu da Galiba getirdi evet. bütün o diğer olayları. Mesela Arkigram evet, evet, öyle bir evet. şeydi. Gençlik hareketinin uzantısıydı, devamıydı diye düşünüyorum. Burada böyle bir şey oldu mu? 68 kuşağının özellikle mimarlık alanında bir şey var mı? Etkisi, yeni getirdiği bir şey, ne bileyim muhalefet anlamında, başka anlamda? Oldu. Şöyle oldu. Ee, ben kendi sınıf arkadaşlarım içinde, tabii en kolayı kendi okuduğum üniversitede e, izledim. Ee, tabii bu 68 olayları... İTÜ, itiyor, evet İstanbul Teknik Üniversitesi. 68 olayları başladığı zaman tabii e, teknik üniversite çok liberal bir okuldu. Ee, daha açık, aydın bir okuldu. Yani daha e, batıya açık bir okuldu. Ve e, arkadaşlarım içinde çok fazla böyle... E, yeniliğe, batılığa ve e, devrim sloganlarına çok yatkın insanlar vardı. Çok fazla da militan da çıktı. Tabii ben biraz çalışkan öğrenci olduğum için olayı sempatizan ama aktifliği tam tersi geriden izleyen biriydim. Ve e, bence düşünce olarak gelişmeyi e, geleneği kırma değil de yeni aramaya bir yönelişi getirdi yeni aramaya bir yönelişi getirdi <laughs> ve e, mesela bizim kuşaklarda ee, batı ile bağlantılar çok zordu. Ee, seyahatler, e, yayınlar. Dergi yani, aboneliği bile çok zordu. Işte yani yani çok zordu. Onun için ancak kütüphaneye gelen bir Bauwelt'te veya DB'de bir detay görürsen üzerine gidiyordun. Yoktu. Teksirlerle okuyorduk. Onun yerine bir açılım getirdi. Yeni arayış getirdi. Çünkü biliyorsunuz mimarlık öğrenciliği biraz daha ee, yeniliği arayan bir şey. Bir Mesela teknik üniversite içinde mimarlık fakültesinin yeri hep farklıydı. Hı, hı. Ee, diğerleri kalıpların içinde giden öğrenciler bizimkiler öyle değildi daha renkli ortamda 68 kuşağının e, mimarlığa etkisi gelişmeyi ve yeniliği aramak olduğunu söyleyebilirim. Şey ayrı yani e, e, sosyal demokrat arayış sloganları ayrı Tabii konu. De, o konuya girmek yani istemiyorum. Yani sokağa yansıdı mı? Yapılı, evet. Yapı yapı pratiğine yansıdı mı bu? E, yapı şeyine e, çok yansıdı bir anda diyemem Hı -hı. onu. Ama o devirden yetişen insanlar evet daha çağdaş mimariyi arama yoluna gittiler. Çünkü yurt dışında çalışmaya ve okumaya, şeye belli hizmet yapmaya gidenler çok oldu. Peki, e, hep şöyle de bir e, aklımda ikilem vardır. E, böyle korumacılığa gönül verdiğiniz zaman, hmm. tarihi eser, hmm. restorasyonuyla, hmm. şey ile... Bir kere nereden çıktı? Evet, söyleyeyim öyle aslında. aslında lazım. Soru başkaydı ama oradan baş. Şöyle söyleyeyim. <laughs> Tabii şimdi bunu e, siz başta söylediniz ya İstanbul dediniz. Ben böyle klişe İstanbul'a çok şeyli, İstanbul'u çok İstanbullu klişe laflarla konuşmak istemiyorum ama ben İstanbul'un Beyazıt'ında doğdum. Hmm. Aile de uzun süre kapalı çarşılı bir aile. Tabii İstanbul'un Beyazıt'ı tarihi yaramadığı için önemli bir yer. Hmm. Mesela bizim oturduğumuz ev Sabri Efendi konağıydı. Bizim arkamızdaki konak Mithat Paşa'nın konağıydı. Benim ilkokulumla e, evimin arasında Halide Edip otururdu. Ben her gün gördüm halde edimi. Şimdi bir kere tarihi çevrede büyüdüm. İki, e, iki e, İstanbul'un Menderes yıkımlarını yaşadım. Birebir yaşadım. Bir de e, çocukluğumdan beri yapı olayına meraklı olduğum için gider bakardım, seyrederdim. Yani o İsrail makinaların beton döküşünü, makine, dozerlerin yıkışını, Hasan Paşa yık, anının yıkılışını. Yani bir kere doğal olarak bir İstanbul sevgisi var bende. İki, bu geç atlayalım bunu, benim öyle eski eser korumayla hiç şeyim yoktu. Şöyle başladı, bu da ilginç bir şey, o çok önemli bir anıdır. 75'te yaptığım bir bina, çok güzel bir brüt beton bina yapmıştım. Brüt beton içi de tamamen mobilya. Bu aynı bu binaların anlamında bir bina Hı -hı. yapmıştım. Hatta Cengiz Bektaş'la tanışmam da o binadandır. Bir gün geldi beni buldu. Kuzuncuk'ta bina yapıyorum. Sen dedi Cafer Bozkurt Evet dedim. Sen dedi şurada bina onu sen mi yaptın? Evet doğru söyledi dedi. Sen mi yaptın dedi. <laughs> evet dedim. O zaman tebrik ederim böyle başladık. Şimdi bu şeylerle giderken bu anda yayınlandı. Kuban bunu 75'te yayınlattırdı. Nedense hmm. şey etti. Sonra bir gün Kuban bana dedi ki ya dedi sen dedi çok yurt dışına gidiyorsun dedi. E, sen dedi e, orada dedi bir mimar var dedi Londra dedi onu bir ziyaret etsene dedi. Muhammed Makiya. O zaman anda görevli 77 falan. Ben gittim Kings Road bilmem 273 gittim makyajı buldum. Bana baktı böyle yaptı. Ya dedi sen kuban seni çok met ediyor. Sen çok genç misin? Genç misin ya dedi falan. Böyle Ka geçti. Kaç yılı bu? 1977. Ondan sonra o arada da bir iki tane şey eskeser yapmıştım. Mirabat koyundaki yalıyı yapmıştım. Kuzguncuk'taki yalıyı yapıyordum o ara Cengiz abi geldiğinde falan rahmetli. Sonra e, 79'da 79'da Ağan geldi İstanbul'a. Ağan geldi falan o ardından sonra. Kuban bana dedi ki Muhammed Makiya gelecek dedi. Sen dedi ona dedi asistanı gibi oldu. Ondan dolaş dedi şey falan. Ben ondan gezince Mah Muhammed Makiya bana bir şey söyledi. Dedi ki bak dedi genç mimar dedi sana bir tavsiyede bulunayım dedi. Sen dedi öyle bir şehirde yaşıyorsun ki dedi. Bu şehri dedi sen dedi tarihi çevrede dedi. Çağdaş mimariyle uğraş dedi. Sakın dedi böyle batıda gördüklerini taklit etmekle uğraşma dedi. Burada çok güzel malzeme var dedi. Ben onu anlamadım o aslında o anda yani hoca ne diyor. <laughs> Ama sonra baktım ki ben bu işe çok gönül vermişim. Ve gerçekten de e, yani tarih çevrede çağdaş mimari olayı yaşamak, yaşatmak, bununla uğraşmak güzel bir şey. Yani öyle bir girişim var. Bir de şeyden dolayı da ben mimarlığı... Böyle şu mimarı bu mimarı da ayırmam. Bakın sistemi bir şeyler saydınız. Mimarlık bence bir tek, tek meslek. Mimarın içi, dışı, içi, şehirciliği bilmem nesi ben anlamıyorum bunu. Peyzajcı iç mimar, tasarım olayı. Hı -hı. İnsan Hı -hı. çevre ve tasarım olayı koruma. Restorasyon gelince de Hı -hı. o ara böyle uzman restorasyon falan ya mimarlık işi dedim bu iş. Dedim Hı -hı. bunu dedim mimar yapar dedim ben ve 74'te ilk yaptığım mirabatta hala durur o güzel yalıdır. Asaf Güner'in yalısı. Ee, ben dedim bunu yapacağım dedim. Niye, niye olmasın dedim. Böyle başladım. Yani bunun bir uzmanlık değil çünkü ben bunu hep de şöyle söylerim. Ee, uzman kullanmak lazım. Benim yaptığım yapılarda uzmanlar vardır, hocalar vardır, araştırmacılar vardır, restoratör ama tasarım yapan değildir. <laughs> Için. Yani yeni işlev vermede mimar lazım. Yani böyle benim gönlüm oldu. Tabi İstanbul tarihi çevrede yaşamamın çok etkisi var. Hala da öyle yani. Hala da Arnavutköy'de bir tarihi çevrede yaşıyorum. Yani sizin sorunun cevabını Evet bir, bir ekip olayı tabi ki. Tabi yani. ekip, olayı, ekip, ekip olayı. olayı. Yani ben ee, ona inanıyorum. Ekipsiz bir şey olması mümkün değil. Ama öte taraftan yani şöyle bir şey oluyor mu? Şüphesiz yani bütün bu alanlar birbirine geçirgen ama. Yani bu kadar şeyle... E uğraşınca biraz böyle yeni yapı yaparken insan daha böyle çekingen veya işte Yok, eleştirel oluyor mu olmuyor? Bu şöyle olmuyor. Ben onu hatta bende şöyle bir huy vardır. Küçücük bir kolay bir yapı getir bana. Başlarken çocuk gibi heyecanlanırım. Bittikten sonra da ne kolaymış derim. İster büyük olsun, ister küçük olsun. Şimdi öyle değil. Şimdi bizim bir e, matematiksel yetişmemiz var. Biz bilgi birikiminle yol arıyoruz. Ararken eskiydi, yeniydi, öyleydi falan diye kendini bir giriyorsun. Orada senin bütün bilgilerin bir araya toplanıyor. Yani e, öyle bir endişe taşımıyorum aslında yok. Yani bir şey tabii yani e, böyle baktığınız zaman peki yani Tür Türkiye'de tabii özellikle İstanbul'da bu mesele çok. E, ön plana çıkıyor, geliyor. Hele son dönemde büyük projeler var. Onları nasıl görüyorsunuz? Mesela işte Galata Port veya Haliç gibi. Şimdi bakın Galata Port konusuna, Haliç konusuna gibi bir kere mesela Dalan devrinde bir Haliç'e el atıldı. Hı hı. E tabii Haliç'teki sanayinin kalkması doğru bir şey. Ama yapım bir politik seçim programı içinde olunca çünkü aynı şeyi ben yaşadım başka bir şeyde. O zaman e, böyle 3 sene beş sığan projeler değil, Ne oldu? Temizlik iyi oldu ama onun operasyonları kötü oldu. Çünkü o devirde Rahmetli Beyrut Çinici ile beraber biz Süleymaniye projesi yapacaktık. E, Dalan bize e, dediği zaman biz 4 senelik program yaptık. Bize dedi ki bunun Dörtte bir parasını vereyim. Dörtte bir zamanda yapın. Aynı şu dörtte bir kadar ki, yapın. Ha, dörtte bir kadar yapın demedi. Tabii. Hepsini dedi. Dörtte bir zamanda yapın dedi. <laughs> e, dörtte bir de parasını vereyim. Sandı ki parayla endekste. Biz dedik ki dörtte bir zamanda biz ancak tespit yaparız dedik. Eğer kısmet olsaydı hakikaten Beyrut Bey ile çalışmak zordur ama Beyrut Bey ile biz onu yapsaydık eee belki bugünkü dürülen durumdan daha farklı bir durum yaratırdık. Hatta böyle 25-30 kişilik bir program yapmıştık böyle ekip falan. Şimdi dönüyorum sizin Galata veya Yeni Haliç projelerine. Tabii ki ele almalar falan doğru. Oradaki kültür yapı stoklarını değerlen kesin doğru. Nasıl yapıldığı ayrı konu. Nasıl onlara bir şey demiyorum. Mesela bana Galata ile ilgili sorarsanız Galata Port'ta Eski Karaköy'den Tophane'ye kadar olan binaların daha iyi olacağını ama Galataport'taki binaların daha farklı yorumlanabilir olacağını düşünüyordum. Ee, bana göre kentin yenilenmesi güzel ama oranın duvar gibi kapatılmasına kesin olarak karşıyım. Çünkü onunla da ilgili bir anım var. 2005 İstanbul'daki mimarlık kongresi olduğu zaman orada bir son bir davet verildi. İstanbul Modern arka bahçesinde. Bu Brezilyalı başkan vardı adını şimdi hatırlamıyorum. Kuban ben üçümüz o gün o davetten sonra beraber yemeğe gidecektik. O başkan dedi ki gittik zaten yani oradan sonra çıktık ve kısa kaldık yemeğe gittik. O başkan dedi ki ya dedi niye dedi bu bina bunun dedi karşısı de, Topkapı Sarayı niye burayı kapatıyorlar dedi. Şimdi e, ben Galata Port'taki yapıların daha büyük boşluklarla denize dik olup oradan her geçin her görmelerini çok isterdim. Şu anda çok doldurdular. Onun için orayı dolu olduğu için sevmiyorum. Hı hı. E, hatta şöyle tekrar bir anım var. Orası çok insandan geçti o proje. Renzo Piano'nun yanındaki binayı bana yaptıracaklardı fakat yine bir karamol oldu, olmadı. Sanıyorum ki Piano'nun binası güzel bir yapı olacak orada. Ee, yanındaki derken hangi bina? Şimdi son yapılan bina Renzo Piano'nun projesi ve bir o, bir o çok mi? güzel bina olacak o. Onun yanında ne yaptı? Onun yaptın? yanındaki parçayı ve o bir ara grup grup, grup vermeyi düşündüler. Aha, anladım, anladım. Yanındaki binayla benden konuştular. Ben de hmm. dedim inşallah Piano'nun yanında bir şey becerebiliriz hmm. dedim ama kısmet olmadı. Ee, öyle olsa belki de parça parça değişik mimarlar yapsa belki daha da iyi olabilirdi. Çok evet. proje yapıldı oraya. Doğru. Yani yenilenmesini doğru buluyorum ama oranın bir kruzun gelip kapatmasını doğru bulmuyorum. Orası böyle gemi indirme bindirme yeri olmamalı. yani eğer sorunun cevabını verebildiysen. Yok yani ben genel olarak bir bir şey işte bir İstanbul'da ee, bu, bu öne çıkan büyük projelerle ilgili aslında sordum. Ha, ondan da ilgili şöyle söylerim. Çabuk yapıldığı için hoşlanmıyorum. Yani hmm. çok çabuk sonuçla gitmek isteniyor. Ee, onlarla ilgili ben baştan beri karşı olduğum İstanbul'la ilgili bir şey var. Çok yoğun yapıya karşıyım. Hmm. Yani dansitesi, e-emsal e, dediğimiz şeyin yoğun olmasına karşıyım. İki, çok çabuk yapılıyor. Üç, e, yapılarda tabi şimdi e, bu yapı grupları eğer bir iş yapı grubuysa veya ticari ise veya bir alışveriş merkezi ise veya konutsa e, tabi mix use olayının yani e, e, çok fonksiyonun bir yerde olmasını kabul ediyorum. Ama e, binalarda çok fazla kimlik bulmuyorum. Yani... Hmm. E, Bunların belli bir zaman sonra moda olarak çok değerli olmayacağını düşünüyorum. Çünkü çünkü çok fazla cam kutu yapılıyor. Hoşlanmıyorum yani. Doğru doğru evet. bulmuyorum. Çok bu bu fazla. Herhangi bir yer. Hissi. Yani e, bu şimdi Her yani şu var. İstanbul gibi. gibi. İstanbul gibi. Bakın şimdi e, siz başta da söyledim. Ben İstanbul'la ilgili gerçekten çok ilgiliyim ve çok da şeyim de var. Çünkü bunu bu yeni kapı yarışması olduğu zaman da orada da yani gerçekten yaptığımız çalışma da ortaya çıktı. Şimdi İstanbul gibi bir kentte bu anlamda yapılar çok aceleci yapılmaması lazım. Yani İstanbul gibi kentin bunları ihtiyaç. İstanbul Dubai değil. Yani 8500 yıllık tarihi olan bir kentten bahsediyoruz. <laughs> ee, şimdi niçin ben İstanbul'da Dubai gibi mekanlar yaratayım? İstanbul'un ben hatta bunu hep söylerim. Niçin Kadıköy ve Beşiktaş çarşı işleri çok kalabalık? Çünkü insanlar urbanite için geliyorlar, eski doku için geliyorlar. Ee, adam Ataşehir'de veya şeyde hepsi geliyor oraya. Neden? Orada o insan ölçeğini, oradaki kentsel aktiviteyi buluyor. Evet. Ve... Ama siz de modadan gittiniz. Efendim. Siz de modadan gittiniz. A modadan şöyle gittim ama benim modadan gitmem şöyle. O, o da ayrı bir hikaye. Bakın <gülüyor> neden, <gülüyor> neden, neden. Siz geldiniz ben gittim. <laughs> Ondan Çünkü mı? Çünkü ben sizin <laughs> ev hikayenizi de biliyorum. Orada iki tane dostum oturuyor benim. Hem Abdi şey oturuyor. <laughs> Ertun, Ertun oturuyor. Hem de e, avukat arkadaşım oturuyor. İsmet Bey. Şimdi İsmet Bey oturuyor. Şimdi bakın. Aslında o da şöyle bir hikaye. Ben 850 bin kişilik İstanbul'da doğdum. Doğduğum Tabii zaman 850 abi. bin kişiydi. Tamam. Sonra bizim mahalle iş yeri oldu. Doğru. Ve biz 68 yılında ben üniversiteye bitirdiğimde biz oradan çıktık. Bizim mahalle üçe bölündü. Ya Bebek, ya Levent, ya Kadıköy Bağdat Caddesi, Erenköy. Biz Erenköy'e taşındık <laughs> çünkü arkadaşlarım vardı benim. Sonra ben Erenköy'de oturdum ama sonra aile, annem falan evlendik, çocuklar, o bu falan filan, abla yani aile orada. Sonra benim kafamda devamlı İstanbul vardı. Sonradan ben Arnavutköy'e de evi aldım, yaptım, oturdum, taşındım. Sordular niye? Ben İstanbul'a gelmek istedim dedim. Ben orası orası Kadıköy. Şimdi <laughs> e, e, ve e, 43 sene o büroda çalıştım. 30 sene oturdum. 13 sene karşıya gidip geldim. En sonda büroya dedim ki çocuklar ben artık gitmeyeceğim. Siz geleceksiniz <laughs> ve 4-5 senedir de artık Arnavutköy'deki büroma çocukla evim de orada, büromda. Yani şu var, İstanbul'a döndüm. Orası İstanbul. Orası İstanbul'da. Ee... Orası Kadıköy çok güzel bir yer. İstanbul'un çok iyi bir semti. Yani İstanbul'un çok iyi bir yeri. Ama İstanbul diyor. Orası Kadıköy. Şimdi tabii şöyle de bir şey var. Ben de ara ara şeyi söylüyorum. Yani özellikle geldiği bu büyüklük içinde İstanbul'un bir küçülme planına ihtiyacı var diye bir şey. kesin kesinlikle <laughs> yani bir eğer bir plan yapılacaksa küçülme planı olmalı diye çünkü tam tersi hakikaten... büyümek marifet değil küçülmek marifet Aynen var öyle. Aynen öyle. Çok doğru. Çünkü şey bunu da gene birçok yerde konuştuk. Sadece İstanbul'a zarar dokunmuyor. Türkiye'nin de bütün enerjisini emiyor. Bütün sektörler burada kesinlikle. olunca bütün kesinlikle. şeyler yani yatırımlar buraya kayınca diğer taraflarda da ciddi bir dengesizlik oluşmaya başlıyor. Bu anlamda tabii şey çok önemli. Peki son dönemde yani çok yakın zamanda bir seri böyle birdenbire yeni belediye yönetimi yarışmalar ortaya çıkardı. Haliç, Taksim, Kadıköy, Meydanlar, Yeni Kapı tekrar Ama daha aynı da değil. aynı, aynı değil, değil farklı bir şekilde Dizekli geldi, geldi bir falan. Yok, Bunları nasıl buluyorsunuz? Şimdi şöyle... ben Hiçbirine katıldınız mı yarışmaya? Bir abi. tek Kadıköy'e katıldık. Kadık. Onda neden? Kadıköy'lü olduğum için. Bir, ikincisi Sonuçlanmadı ee, ama daha efendim, Kadıköy. Yok daha o 7 Kasım'da sonuçlandı. Yani iyi bir çalışma yaptık hayırlısı. Kadıköy'ü çok iyi tanıdığımız hmm. için mecbur hissettik. Evet. Zaten ben de kızım yönetti o işi. Ben 3 hmm. numara olduğum isim. Mauslan'ı <laughs> koydum. uydum. Hayırlısı. İki sen. kim? Şimdi, efendim? İki kim? İki Hasan o da bizim birinin benim <laughs> yetiştirdiğim çok sıkı bir çocuk. Yani. <laughs> çok iyi iyi olan. Şimdi bakın şöyle. Ee, tabii burada iki farklı rejimin yorumu var. Bir belki yönetim iş dağıtıyordu. Nasıl oldu, nasıl verildi, nasıl yapıldı? Bu yönetimde açık yarışma şekliyle ve daha demokratik olduğunu göstermek istiyor. E Tabii burada e, güç keşke bunlar yapılabilse, projede kalmasa. E, çok fikrin olup a a ta yarışma olması bizim meslekte çok daha doğru çok bir önemli. şey. Çok önemli. Ama e, bunun da e, iyi şekilde yapılması, yani doğru destekliyorum. Bir de hani işte parça parça oluşunu doğru bulmuyorum. Bir master plan yapılıp sonra parçalar yapılmalıydı. Ona ben dedi. de çok katılıyorum. Yani evet. o bana göre doğru değil. Taksim'le ilgili özellikle katılmadım. Çünkü ben Taksim'in e, şeyini biliyordum. Biliyorsunuz benim 5 sene kurul başkanlığım tabii oldu. Tabii tabii biliyorum. 3 sene tarih yarımada, 2 sene boğaz. E, tarih yarımada da bana meslek hayatımda 4 yere geldi kurul teklifi sonuncusunda kabul ettim. Tarihi adama olmak şartıyla çünkü tarihi adamayı tanıdığım için. E, Boğaz Kurulu'nu da istemedim halde bakan zoruyla ikisine devam ettim. Ama bu arada ben Taksim olayını çok iyi izledim. Yani kurullardaki şeyini. Hı hı. E, bir kere Taksim'le ilgili verilmiş kurul kararları var, politik kararlar var. E, ne kadar yaptırım olur bilmiyorum. Orası yalnız bir rekreatif alan değil. Hatta dün bana birileri sordular Aynen şunu söyledim, Taksim Cumhuriyet Meydanı, ben bunu görmek isterim. Hı. Taksim Cumhuriyetin Meydanı. İkincisi Taksim kent içindeki koruluk değil. Yani. Da. Hı -hı. Şimdi, Hı -hı. E, ben tabii Taksim'de e, Kışla'nın caminin, operanın hepsinin hikayelerini biliyorum. Hala Kışla onaylı imar planında var. Nasıl olur, nasıl biter bilmiyorum. E, ama yarışma olmasını kesinlikle destekliyorum. E, üç projeyi de gördüm. Tabii ki iyi tarafları var, katıldığım taraf var, katılmadığım taraf var. Ama yarışmaların olmasını e, bizim meslek açısından doğru buluyorum. E, Jüri'lerle ilgili bazı eleştirilerim var. E, yani şey de anlamıyorum. Mesela e, Bir kere bile sormadılar bana. Benim kadar İstanbul'u tanıyan zor adam var. Bu kadar 52 senelik mimarım. Böyle bir takım gruplar oluyor. Hoşlamıyorum ondan. Onun için de özellikle bir tek Kadıköy'e girdim. Sonuçta çıksın bakalım ondan sonra görürüz. E, girmeyeceğim de yani. O görüşmeye. anlamda aslında şey de oldu. Şimdi yoğun bir şekilde tartışılıyor. Şimdi tabii mesela Taksim'in sonucu işte bir oylamaya götürülüyor. Ya, doğru yanlış ee, değil olabilir. Evet, bu yani. bir, işte bir Türk ama, ama asıl katılımcılık sizin söylediğiniz gibi baştan bu işin paydaşı ve bu konuda emek vermiş insanları sürece dahil etmekle ilişkili bir şey. Asıl katılımcılık o diye ben hani birkaç yerde de yazdığım için burada bence tekrar. Bence doğrusu deriyorum. o. Yani e, bakın e, herkes birbirini tanıyor. E, belli birikim olan insanlar var. Hı hı hı. -hı bunlardan yararlanmadan. Ben bu başta başkanım... Sadece insanlar değil, kurumlar da. Kurumlar da mesela üniversiteler defalarca çalıştı. Tezler yazıldı, Haliç üzerine. Evet. Haliç'in evet, etrafında... Evet kaç tane üniversite çok yarış var? çok tez var taliç üzerine çok tez var. Evet, Benim evet. bildiğim Haydar Karabey'in tezi var. Biliyorum evet. yani. Tabii, tabii, yani tabii. E, çünkü o zaman bizim bir odaydı. Azra çok fazla. Yani e, onların bir yerden çünkü onların özümsenmeden, yani bakın şöyle e, siz de dolu jüriniz var. yapı yapıyorsunuz akademisyensiniz ve hani paralel şeylerimiz de var. Şimdi bir yarışmanın ön hazırlığı çok önemli. Evet. iki jüri çok önemli. Hı, hı, hı. Hatta burada yani şey ama açıklıkta söyleyebilirim turba yarışmasında jüri de ben olmasaydım o yapı yapılmazdı. Hı hı. Bu kadar açıkla söyleyeyim. Evet önemli, o yapı olmazdı. Önemli kayda geçti. O, ya, o yapı o yapı olmazdı. <laughs> Bakın evet. ben çok savaş verdim orada. E, ama bu söylediğiniz genel olarak da geçerli mimarlık tarihi zaten böyle hani jürilerin ya işte e, ona üzerinden geliyorum da jüri e, çok önemli. E, kayan eksenlerle dolu Sidney Opera Hatta turba ile ilgili başlayarak şunun, şunun da söyleyebilirim. Evet. Ben bakanlıkta o zaman e, kurul üyesi olduğum için özellikle bakanın emriyle özellikle jüriye e, geldim. Turva 16.500 metrekareydi. Ben onu 10. 10.500'e düşürttürdüm. Orada bir kongre merkezi vardı. Jüri çalışması sırasında bunun yanlışlığını ispat ettim hmm. ve jüri çalışmasında kabul edildi. Çünkü orada kongre merkezi olur mu? Tarihi ne kadar doğru bilinmeyen, yanında 100 senelik bir köy olan bir kırsal içinde kongre merkezi olur mu? Hmm. <laughs> ve bu yapıda niye birinci? Üçte biri toprak üstünde, üçtekisi toprak altında. Hı hı. Yani şimdi şey, o yüzden altlığın hazırlanması çok önemli. Yönlendirilmesi. İki, jüri çok önemli. Üç, bir de tabii yarışmadan sonra yapılırsa çok daha önemli. Evet. Demin adı geçti diye söyleyeceğim. Hep aslında böyle baba Oğul, baba, kız çalışan birçok mimarla tabii konuşmam oluyor. Her birinin farklı deneyimleri var. Bazen ayrı çalışıyorlar, bazen beraber çalışıyorlar. Nasıl Defne ile şey uyum? Valla ee, Defne şöyle, yani. Defne ile şöyle. Bir de şeyi de soracağım tabii. Yani genç kuşakla şeyiniz nasıl ilişkiniz? Şöyle, oradan hareket... şöyle benim bir özelliğim var. Ben bütün yayına verdiğim zaman herkesi yazarım. Kim varsa yazarım. İki, hiç çekinmem. Hiç çekinmem. O yüzden ben zaten hep ister önemli hocalar olsun, ister önemli mühendisler olsun, ister önemli partnerim olsun veya bana çalışan olsun Herkezde uyar çalışırım. Çünkü burada önemli olan yönetmek. Ee, ben gençlerle çok rahat çalışıyorum. Ee, tabii benim Defne ile çalışmam şöyle. <laughs> Defne zor bir insan. Ee, zorluk şuradan geliyor. Şuradan geliyor. aynısını şuradan söylüyor. Geliyor. Ama. Çünkü Defne'nin altlığı çok iyi. Ee, çok iyi bir eğitim gördü. Çok yönlü bir eğitim gördü. Ee, tabii ki eksiği benden tecrübesi yok. <laughs> Fazlası... O dünyayı daha çok iyi tanıyor benden. Hı hı. Yani bendeki bilgi birikimi eski bilgi. Bu kuş, bu kuşak çok daha farklı şeyler görüyor. Ee, çok iyi gözlemliyor. Ee, tabii matematik beyni çok iyi. Yani o yönden e, prensipte anlaşıyoruz. Hı. E, evet. Ama e, tamamen bizden farklı bir kuşak kesin. Ben uyumaya çalışıyorum daha doğrusu. Onlar da benim tecrübemden yararlanmaya çalışıyor. Hasan da öyledir. Hasan da benim... Sınıf arkadaşımın oğlu. Hmm. Ee, öğrenciliğinden beri ben yetiştirdim onu. Öğrenciliğinden beri. Hasan çok müthiş eli vardır. Hmm. Müthiş. Müthiş eli vardır. Ee, yani e, tabii ki iki kuşağın birlikte çalışması çok zor. Ama Defne de hem dışarıda hem burada dışarıda da geçen sene Almanya'da üç yarışmadan bir tanesini kazandı. Yani çalışıyor oradaki şeylerde de. Peki yani oradan laf açılmışken şeyi nasıl buluyorsunuz yani genç kuşağın üretimini veya şunu söyleyeyim güncel güncel yapıları İstanbul'daki çağdaş yapıları çünkü demin biraz girdik böyle bir cam mimarisi tabii onu herkes paylaşıyor ama onun ötesinde de mesela yeni kuşaktan öne çıkan şimdi şöyle isimler. söyleyeyim şimdi şöyle söyleyeyim hepimizin problemini konuşacağım şimdi şimdi bir kere birincisi çok fazla çok fazla mimar piyasaya sürülüyor. E, eğitim kalitesi çok da yapı yapılıyor. <laughs> çok da çok yapı çok yapı için bu kadar mimara ihtiyaç yok. Bakın hmm, hmm. E, bugün bu sene 10 bin yeni mezun var. 10 evet. bin. Benim Müthiş. meslekteki numaram 3183. Ben evet. tarihten falan kalmadım. Şimdi onun evet. 1500'ü de yok. Ya olmaz böyle Benim bir şey. Benim de 13.000. Kaç? 13.000 nerede? Hayır bak şimdi işte şimdi. Bu kadar anormal bir şey söyleyeyim. yani size gelene kadar olan tarihte evet. bir senede çıkıyor. Şimdi bir kere e, mimarlık eğitimi Türkiye'de çok e, eksik veriliyor. Yani şöyle bir hesap yapalım. ama. 82 e, yani 14-15 senelik bir dönemde aşağı yukarı bir 10 bin kişi artmış o zaman. Ama o zaman da biliyorsunuz şimdi çok bir okuması. senede 10 bin kişi. Senet tekrar söylüyorum 20 senede 10 bin kişi yerine bir senede 10 bin kişi çok farklı bir şey. Şimdi evet. şöyle söyleyeceğim. 100 mimar yetişiyorsa tabii ki içinden beş tanesi iyi ve ürün verenler iyi öğrenler var. Ama ben düşünüyorum hani ilk 50 ne olacak? Sondaki ondan sonra dışarı çıkarılacak 25 ne olacak? Hani ona gelene kadar. Şimdi o içinden çağı yakalayan çok iyiler çıkıyor kesinlikle. Hı hı. Ben şimdi izliyorum çok iyi projeler de var. Beğenmediğim şu var. Ee, beğenmediğim şu var biraz fazla render mimarisine gidiyor bakın hmm. ona ben katılmıyorum yani e, bence olayı kavrayıp olaya göre çözüm yaratmak e, yerel olmak veya tarihe yaslı olmak öyle bir şeyden bahsetmiyor. Nedir render mimarisinden kastı? Yani anlıyorum ama onu açın istiyorum. Hmm. Onun için soruyorum. Render mimarisinden kastınız ne? <laughs> e şimdi çok fazla... ki ke e, okullarda kes yapıştır şekilde hmm. eğitim veriliyor. Çünkü şöyle biraz önce de söylediniz ben de doğru. Örnekler dur... havada uçuşuyor. Evet evet <laughs> evet. Yani hatta şöyle bir örnek vereyim. Hmm. E, bir şekilde e, Tabii ben de e, kamu okullarında çok e, stüdyo da yaptım yani Tek şeyde Yıldız'da o şeyde Bursa Uludağ'da e, veya Doğu Akdeniz'de. Ama mecburen bazen birkaç bazen de böyle e, vakıf üniversitelerinden falan e, şeyim oluyor. Yani, katılmam gerekiyor oluyor Katıyorum. Şimdi bir gün bir öğrencinin bir tanesi Değil de e, dedesine çok bina yaptığım için bu çocuğa arada bak falan dediğinde geldiğinde bir proje. Çocuk projeyi yapıyor. Hoca diyor ki artık cephesini de yap diyor. E Sen araştır diyor internetten. Çocuk internetten araştırıyor. Geldi bir şeyler anlatıyor falan. Peki dedim bu binanın içinde ne var dedim. Bir kapalı salon var. Bir ofisler var. Hı hı. Bir lobisi var, girişi var. Bunların hepsini... Bunlar her birinin farklı şeyi var dedim. Aa dedi öyle mi dedi. Şimdi çocuklar artık cepheye geldi seçin bir şey bulun yapıştırın şeklinde eğitim veriliyor. Şimdi ben buna <laughs> ma maalesef, maalesef, ma evet. maalesef, maalesef. E, artı ben mimarın bu kadar ucuz bir eğitim olduğunu düşünmüyorum. Yani mimarlık e, mesela en büyük bulduğum eksiklik kültürel altyapısı eksik. Çocuklara kabahat bulmuyorum. E, lise eğitimleri eksik. Lisedeki yani çocuk üniversiteye gelene kadar altlığı eksik, e, test çocuğu bunlar bir kere. Bizim gibi yetişmiş çocuklar değil ki. İkincisi e, çok fazla imkan olduğu için giriyorlar internet dünyasına. Güzellik beğeniyorlar. Şimdi o güzellik Şili'de mi olur? Kanada'da mı olur? Dubai mi Dubai'de olur? mi olur? Dubai'de mi olur? O zaman o çocuk Dubai ile İstanbul'un farkını bilmeden yapıyor. Ben ona karşıyım. Yoksa yoksa iyi gençler var, sıkı mimarlar var, iyi yapılar çıkıyor. Ona katiyen diyeceğim bir şey yok ama çoğunluk kalitesi tartışılır. Beğendiğiniz mesela bir mimar ve yapı İstanbul'da? He? Beğendiğiniz mimar yapı ne var? Nerede? Türkiye'de mi? Türkiye'de, İstanbul'da. Ya çok zor soru, <laughs> çok zor soru ya, <laughs> çok zor soru. Ya e, var, e, yani tanıdığım çok güzel e, yapı yapan. Bir kere e, benim tabii serbest mimarlardan tanıdığım genç mimarlar var. Bunların hepsi güzel, iyi mimarlar yani. <laughs> Hepsini, yani tek söylemeyeyim çünkü şey gibi olur ama evet. var var iyi yapılar var. E, yaşı ile 60 arasında olan kuşak var. Bunların hepsi iyi yetişti. Hepsi Hı -hı. iyiler. Hı -hı. E, iyi yapıyorlar. E, yapıyı biliyorlar. Çevreyi biliyorlar. E, biraz e, modaya ve biraz e, piyasaya uygun şeyler arada çıkıyor ama içinde iyiler çıkıyor. Hı -hı. Tek bir şey söyleyemem. Yani o doğru Hı -hı. değil. Peki şey... Ama ama dünyada beğendiğim mimarlar var. Yani çok beni etkileyen mesela Renzo Piano'dan çok hoşlanırım Hı -hı. mesela. Hı -hı. Mesela Almanların Günter Bey'in işini çok beğenirim. Hmm. Çünkü doğru yapı yapar adam. Yani hem araştırmacıdır, hem çok moderndir, hem de yapı kalitesi çok Sizin üstün. de bir cami projeniz Almanya'da vardı değil mi? Yanlış hatırlam. Yok o yarışmaya katılmıştık. Yarışmaya katırmıştık. Ama yani o da yap, anlaşıldı. Ya, çok, çok, güzel bir projeydi. Maalesef o Gottfried Böhm'in yani inanır mısınız Diagon'a Böhm'in yapısı. Evet. O, o tamamen politikti ve bizimkiler başardılar. Şöyle başardılar. Köln cami, Köln kilisesinde büyük cami yaptılar. Yani <laughs> büyük başarı, büyük başarı. Evet. O, o yarışmaya gönderilmiş bir proje miydi o? Ben o yarışmaya şöyle ismen davetli edildim ben o. Neden? Biz bu Kuban'dan Abu Dhabi camini şeyde bir <laughs> ödül almıştık. O da, da ilginçti. Şu andaki dünyanın ikinci büyük camisi bizim projeye çok benzer. Biz üçüncülük ödül almıştık ondan Kuban'dan. Onu bilmiyorum evet. Evet Abu Dhabi Camii'si. Yani e, e, sorunuz İstanbul'da ve Türkiye'de iyi yapılan. Ha, mesela Türkiye'de bir şey beğenmiyorum. Mesela Diyarbakır'da da İstanbul gibi bina yapılıyor. Hani Diyarbakır İstanbul'da olurdu. Diyarbakır'da olur. bu benim bana göre hani Dubai ile İstanbul karşılaşması gibi. Yani gidiyorsunuz en Elazığ'da bir cam bina var. O cam binanın yanındakilerle bir ahengi yok. Yani böyle bir kar, o bir işte bu şeyden geliyor. İstanbul'un rol tek... model olmasından da geliyor. Efendim? İstanbul'un evet, rol model evet, olmasından. Evet, 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 Bütün şehirler evet. biraz böyle bir zaten İstanbul siz başta söylediniz, çalışan, ya, evet. başta söylediniz ya. Başta söylediniz ya. Şimdi sorarsanız politikacılara İstanbul 30 milyon olsa müthiş. Hayır Hı. tam tersi bugün İstanbul 16 mı? Keşke Hı. İstanbul 10 olsa. Doğru, doğru. Yani çok yönlü iyi olur çünkü e, bu demek değildir ki İstanbul'un ekonomik özgürlüğü gidecek hiç alakası yok ekonomik gidecek. Daha, belki daha kıymetli olacak. Evet. Sizi temsil eden e, proje hangisidir en çok? Hangisi? En çok sizi temsil eden proje. Bursa mıdır mesela Merinos? Valla Bursa Merinos tabii şöyle onu bir şey. Seviyorum. Bursa Merinos neden özel bir şey? Şimdi çok kısa zamanda yapılan büyük bir proje. <laughs> ee, şimdi tabii onun bir şanssızlığı var. Maalesef onu yaptıran adam, yaptıran belediye başkanı bir talih şekilde de kaybetti ve hayatını kaybetti. Maalesef politika içinde biz mesela o binanın üzerine opera yazamadık o binanın üzerine yüksek nitelikli sahne sanatları yazabildik. İyi olan şu. Bunlar da Türkiye gerçekleri. Evet Türkiye gerçekleri. <laughs> Şimdi iyi olan şu böyle bir kent içindeki kalmış. Yani önce kentin dışında olup kentsel Zaman yenileme bana yani. göre evet. aslı bu. Evet. Ve Türkiye bunun, için bunun, çok model bunun aslında. O kadar çok, çok o tür çok, alan çok var ki. Iyi bir, çok iyi bir model. Bunun şimdi kent içinde olup da kentin böyle bir fonksiyonda kazandırılması müthiş bir şey. Ee, i̇kincisi e, oradaki e, 270 dönüm arazinin tam yarısı yapıydı. Biz 3'te... ...birini yapı, üçtekisini yeşil hale getirdik. Bir kere o Hı -hı, doğanın tabii kazanılması da, evet, çok yani. önemli. e Fabrikanın bir tek içinde bir takım akslar açılaraktan... ...yani döşemede düzeltme yaparaktan bütün... ...o 20 bin artı 38 bin metrekarelik fabrikanın... ...hiç yıkmadan... ...kabuk değiştirmesi ve kültür hizmetine açılması, avlular, boşluklar falan. E, üçüncüsü bir de hemen yanına çok çabuk bir opera yapmamız. Ve düşünün o projenin tamamı proje artı uygulama 40 ay. Rekor yani 40 ay. Ve gerçekten büyük bir başarıdır. Tabii ki önemli bir yapı kompleksi doğru. Yani böyle bir büyük yapıyı, böyle bir şeyi bir, yani gerçekleştirdik. Ve bir de Bursa'nın her dakika kullandığı bir yapı. Her dakika kullandığı bir yapı. Her şeyle yani... O, yeşil alanıyla. Beraber. Efendim tabii yeşil. yeşil alan artı eski fabrika artı <laughs> yeni bina. Yani hmm. O yönden tabii ki bir, benim için bir master proje yani. Evet. Yani o, o tür çok fırsat kaçtı Türkiye'de. Evet. O tür yerler işte özelleştirildi, tamamen yıkıldı, ya. yerine emsaller verildi falan. O açıdan tabii ilginç bir örnektir o, o şey açısından. Evet. Ee, pe, yani peki şeye yani biraz o Yeni mimari, yeni şeyi konuştuk. Çok okullara gidiyorsunuz. Aslında eğitimle ilgili bir giriş yaptınız. Yani hani biraz eğitimde bir... ...şey seziyorum dediniz. Şeyi nasıl görüyorsunuz? Yani ofise yeni gelen mimarları? Şimdi şöyle bir seçme alıyoruz. <laughs> Neye göre seçiyorsunuz? Tam şeye göre. Yani şöyle, benim tabii mesleğe girişim 52 yıl ama büro sahibi oluşum 71'den beri. Yani aşağı yukarı demek ki 49 senelik iş sahibiyim. Genelde hep kendi yetiştirdiğim kişilere çalıştım. Yani öğrencilikten beri hatta bende şimdi bir eleman var bu sene sonra ayrılıyor tam 35. senesi. Bir hanım öğrenciliğinde başladı 35 senedir. Hmm. Şimdi şöyle. Ben hep yetiştirdiğim insanlarla çalışıyorum. O öğrenciliğinden beri veya siz diyorsunuz ki bu çocuk çok iyi. İhtiyacın yok al bu çocuğu hem sahip şık hem çok iyi. Yani genelde evet. öyle oluyor. Ee, bir de tabii mesela öyle proje oluyor ki sizle ortak yapıyorum. Büroya siz bir dinamizm getiriyorsunuz. o Yani yaptığım proje bazında birliktelikler var. O çok önemli bence. Evet. Yani çok böyle biz bizim kültürümüzde zaman zaman böyle çok açık olunmayan bir durum hmm. ama yani şey yok ben ona alışkınım hmm. bak abdicim şöyle bir şey söyleyeyim ben hep çoklu grup olmak istedim kısmet olmadı birkaç kişiyle denedim olmadı Çünkü benim bir tempom var bana uymuyorlar ben çabuk çalışan hmm. ve hmm. çabuk şeyden e, beni ağırlaştırmaya birisi başladığı zaman ben devam edemiyorum ondan. Hmm. İkincisi bir de e, şeyi söylemek istiyorum. Şimdi ortaklık çok zor bir şey. Ama proje bazında bir şeyde sabretmek, bir şeyle başlayıp bitirmekte bunu bunu becerebiliyorum. E, bir de Şimdi maddi manevi altlıkların farklı olunca ortaklık öyle bir şey ki hani şey gibi iki genç hayata beraber başladı, evi de beraber aldı bilmem öyle büyüme olduğu zaman ortaklık olur. Ama farklı bir araya gelmeler ancak proje bazında olur. Ben çünkü şöyle bir anım oldu benim. 1983 yılında ben 38 yaşındayken Türkiye'nin çok büyük bir bürosuydum tek başıma. Yanımda ben daha 20-25 kişilik bir iki büroda, iki büroda. Ki o zaman için çok yüksek. E, 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 tabi tabii iki büroda götürüyordum. Fakat sonra bir şey fark ettim. Türkiye buna alışık olmadığı için e, herkes kendi patronluğuna e, yani tamamen benim oradan, benim altımda, benim verdiğim parayla şeyden. Sonra karar verdim. Ben dedim hiçbir zaman 10 kişiyi geçen biri olmayacağım dedim. Bunu karar verdim. Yani 1986 yılında. Karar verdim. Çünkü o ara anormal işim vardı. Deli gibi koşturuyordum. Oraya, deli gibi çalışıyordum. Ee, hem bunu işi al, yap, parasını ver, belediyesine ya idaresine kabul ettir, yapıya falan filan. Sonra ben rahat ettim. Bu sefer ne oldu? Ee, Bursa'yı yaparken 40 kişi herkes geldi, çalıştı ve gitti. Herkesin adını da yazdım. Evet. Ama ha, ben Türkiye'de bir şeyden şikayetçiyim. Batı gibi olamıyoruz. Ben Şimdi müellif şeyini bu oda geometrisi içinde yapamıyoruz. Yani bir iş sahibi olmak var bir de tasarımda bulunmak var. Tasarımda bulunmayı bizde müellifik, bak şimdi Türkiye bunu ayırt edemiyor. Bu aslında evet. Bu çok, çok büyük çok hastalık. Ben çok ve çok önemli ben bir bunu, konu, ben bunu yenemedim. Hukuki altyapısı da çok tam kötü, oluşmadı. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Yani tabii ki ben çok kısa zamanda başka işlerin arasında Bursa'yı yapmak zorundaysam destek almak zorundayım ad da yazarım. Ama iş alıyorsun, kontrat yapıyorsun, sorumluluk taşıyorsun, maddi manevi, ruhsatta imzan var, iskende imzan var. İş müellifliği gelince adını da yazıyorsun insanların. Ama işe gelince tasarımda şey haline dönüyor. O işte Türkiye bunu çözemedi. Almanya git. Geometrik olarak belli. Hiç ama her yerde belli. İngiltere'de de belli. Yani bunu Türkiye bir türlü çözemedi. O da hala e, o konuda çok e, geri e, bu telif hakkı ve şeyle ilgili. E, hatta bu oda vizesi olayı bile işte bunların hep yanlış örnekleri. için o da benim yaptığım projede kalite kontrolü yapsın. Ben zaten sorumluyum. Yapı olarak da belediye belediye projeye bakarken oda niye bir daha bakıyor? Evet. Pek aslında kontrol de yapılmıyor gibi. O böyle bir Aa, Yok ama bir de bir şey de biz 72 73te çok yaşadık. yapıldı doğru doğru. doğru. Yet, bir ya sonra yapalım. bir ara sertifika çıktı. Bir gün dedim ha. ki bana kim sertifika verecek? Beni beni deneyecek adam yani. Çünkü <laughs> <Doğru bir gülüyor> komik bir şey. E sizler gelmeyin falan. Böyle yani e, kişisel şeyle olmaz bu. Evet. Doğru. <laughs> Masada var mı yeni proje heyecanlı? Masada yeni proje var. Ne var? <laughs> e, şöyle söyleyeyim. Şu anda bitmekte olan bir yapım var Pekçi'de Güzel bir bina bitiriyorum. Güzel yani e, teknolojisi ve kalitesi şey büyük bir bina Pekçi'de e, Benim bir projem var. Büyük bir projem var. Böyle bir 40-50 bin kişilik bir yerleşke uğraşıyoruz bakalım. Nerede? İstanbul'a yakın. Hmm. Bir tek aile arazisi üzerinde. Yurt dışı destekli falan ama batı yurt dışı destekli. Doğu değil. Ya bir uyduk kent gibi, gibi uğraşıyoruz şey uzun sürede uğraşıyoruz ama tabii şunu yenemiyoruz yani şimdi bu şu anda Viyana'da böyle bir şey yapılıyor orta yarı orta Siemens çağdaş bir başka şey Türkiye'de tabii maalesef bazı şeyleri yenemiyorsunuz uğraşıyoruz bir şeyler ama bu çok heyecan verici yani şöyle heyecan verici sıfırdan bir yerleşke evet, yapıyorsunuz evet, evet, bugün evet, yapıyorsunuz evet. O zaman hani pek çok şeyi denemek için de bir şans. Şans zaten şöyle yani işte aslında. Bir, bir, bir boyutu demin söylediniz enerji verimliliği ondan sonra işte e, atık yönetimi şusu busu falan. Ya, bir boyutu belki bir yeni yere, bir sosyal dünyanın e, Hatta işte bir başka planlama anlayışı, başka bir şey söyleyeyim. malzemesi her şey. Değil, her trafikden hatta, tutun da aklınıza ne hatta gelirse. Hatta daha büyük boyutta söyleyeyim. E, ben, ben, evet. Daha büyük boyutta söyleyeyim. Şimdi siz 350 hektarı planlıyorsunuz. Evet. 350 hektarı planlarken şehirciye verdiğin zaman bir şeyler yapıyor. Ama biz 350 hektarı projelendiriyoruz sonra şehirciye kanunlara ve yasalara ve neden? Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz şehircilik veya peyzaj diyorsun. Şimdi bir takım dallara bölündü mimarlık. Şimdi eski şehircilerin hepsi mimardı. Doğru. Ama şöyle de bir şey vardı. Planlama daha çok böyle bir mülkiyet paylaşımı biçimi. Ama bakın gibiydi. şimdi mülki bakın şimdi. Yani, bugün hala işte, bugün hala haritacılar ve şehirciler toprağın parçalanması olarak görüyorlar. Tabii doğru. Halbuki mimarlar paylaşım, işin paylaşım. sosyalist sosyal e, boyutundan psikolojik boyutundan çevre boyutundan, doğa boyutundan giriyor. Olayı mesela biz o projede tamamen binaya kadar planlayıp sonradan buna Bizim bildiğimiz DOP dediğimiz, yani yol, yeşil, kamusal yapılar, onlar falan üzerinde çalışıyoruz. Ve onların hepsiyle ilgili çözüm bulduk. Sonra bunların Türkiye'deki yasalara göre, planlama şeylere göre, genel yol sistemlerine göre, gelen ulaşım olaylarına göre, her şeye göre bunu birlikte götürdüğümüz zaman başka bir ürün çıkıyor. Ama bu orayı ver bir şehirciye, planlasın bakalım ne çıkıyor. Hiç alakalı. O zaman o Viyana'nın yakında Zinmens'in ortak olduğu gibi bir şey yapamıyorsunuz. Hmm. Bunda ne var? Yenilik? E bunda bir kent merkezi gibi bir şey var, az yoğunluklu, az yoğunluklu konut projesi. Hı hı. Az yoğunluk. Kim yaşayacak? Ha? Kim yaşayacak? Belli mi? E, Türkler yaşayacak. Hmm. Yani Arap dünyası değil yani. Anladım. <laughs> Araplar talipti Arap Araplar. <laughs> yani böyle aslında bu işin tevatürü ama şu anda çok güzel bir Karaköy'de bir sanat merkezi projem var. Onunla uğraşıyoruz. Hmm. Kuruldan çıkarmaya çalışıyoruz maalesef. Tarihi çevrede, şeye yakın. Galata Porta yakın. Bir sanat hmm. daha sahibi de bir sanat sever ve kendi zaten galerileri var. Öyle bir projemiz var. Başka ne var bakayım? Ne şeyler var, uğraşıyoruz. Evet, güzel. Peki şey. Yani boş değiliz. Şunu soracağım, mimari proje dışında projeler var mı? Mesela işte bu bir ara vakfın kurucusuydunuz, evet. değil mi? Kurucu ya da şey. Ya şöyle, e, şöyle. Ondan sonra derneğin derneğinin. Şöyle hep falan. dışarıdan destek oluyorum. Hı -hı. Yani e, bugün e, destek olduğum e, serbest mimarlar var, vakıf var. Ee, Ahşap Derneği var, Ulusal Ahşap Birliği var, ne bileyim yetiştim lisenin mütevelesinin, yetiştirmesinin, e, bilmem ne başkayım. Yani e, baya e, şeyim var, elimden geldiği kadar katkı koymaya çalışıyorum. Ama esas ağırlığım mimarlık. E, yapı yapmayı seviyorum, yapı. Hmm. Düşüncenin yapıya dönüşmesi beni çok çekiyor. Yani e, çünkü her çizdiğimiz yapılamıyor maalesef bu ülkede. ...her e, avam proje çizdiğimiz yapılamıyor maalesef. Bazen de iyi ki yapılamıyor. Efendim? <laughs> Bazen de iyi ki yapılamıyor Bazen, dediği şeyler tabii, de tabii, oluyor. Tabii. <laughs> Mesela şu anda bekleyen bir projem var. Haldun Taner sahnesi. Çok güzel bir proje yaptık. Hı -hı. E, o ihaleyi bekliyor bu e, şeyin değişimi de olunca. Çünkü orası bana... 2006 senesinde Sayın Topbaş tarafından yapar mısın diye teklif edildi. Hocam yapar mısın? Dedim ki ben dedim burada dedim konservatuvar düşünmüyor musun? Çok güzel bir metro çıkışı olur dedim. Hmm. E tabi birlerine vermişler, yapmışlar. Projeler yapılmış. Bir gün beni aradılar. Şuna bir baksana. Tiyatrocular bu bina ile ilgili iki sayfa rapor verdiler. Olmuyor bu bina diye. Baktım, adamlar haklı ama dedim ki, esas o değil, başka sorunları var dedim. ya Tiyatrocuların görmedi, yapısal sorunlar var dedim burada. Sonra bir şekilde o proje ihale, yani bir şekilde ihale yani olarak verildi bize. Yaptık. Ee, ama yalnız tiyatro. Hmm. Başka hiçbir şey yok, yalnız tiyatro. Ee, güzel bir proje oldu. Ee, ama uygulanmadı. Yani. Şöyle bekliyor, uygulanacak ama işte... Biliyorsunuz bu şu andaki belediyenin pek parası yok. Yapılırsa ona çok sevineceğim. İyi bir bina olacak. Çünkü hmm. e, biliyorsunuz Süreyya'yı kazandırdık bu şekilde. Hmm. Bu da yapılırsa Kadıköy'deki iki tane e, iki hmm. tane güzel bir e, kamusal yapı olur. Çünkü Kadıköy'ün şöyle bir özelliği var. Süreyya bittikten sonra biliyorsunuz AKM kapandı ve yıkıldı. Hmm. Biliyor musunuz AKM'nin %68 seyircisi Kadıköy'den gidiyordu. Ah diyorum? İstanbul'un İsta, İstanbul bakın İstanbul'un İstanbul üçte bir yani. üçtekidir biliyorsunuz yani Anadolu yakası hem toprak olarak küçüktür hem de nüfus üçte birdir. Yani bugün 16 milyonsa İstanbul 11 milyonu 10 milyonu şeyde Avrupa yakasında 6 milyonu hmm. şeyde oturuyor hmm. Kadıköy'de A, 68 yani Kadıköy için hakikaten çok ihtiyaç var aslında. Yapılırsa çok sevinirim. Ee, Süreyya o haliyle İstanbul'u yüklendi. Tabii onun sahne imkanı nedir? Hiç kıyaslanır mı öteki yapılarla? Onun için bir an evvel inşallah Taksim de biter. En bir ara Kadıköy'de belediye başkanı bizim tabii yani bu bir evvelki başkan, bu başkan da iki bundan evvelki de ondan iki evvelki de ben yani Süreyya bittikten sonra Bursa da bitti. Geldiler bu sefer Kadıköy'de balonu yerine benden opera istediler. Çok güzel hazırlık yaptık. Tabii yukarıdaki şeyi yenemedik. Olmadı. <laughs> Yoksa orası iyi bir opera yeri yani. Evet. Valla böyle çok hızlı ve çok keyifli bir sohbet, hızla geçti gidiyor. Ee, sizin var mı eklemek istediğiniz, şunu da konuşsaydık iyi olur olurdu ya, dediğiniz bana bir şey? Sen soracaksın, ben söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Siz soracaksınız. Yani mimarlık konuşması bitmez. Tabii doğru. Bitmez. Doğru. Ben şunu söylemek isterim. Ben kendi, yani bana mimarlığı nasıl düşünüyorsunuz dediğiniz zaman, ben bir kere düşüncenin yapıya dönüşmesi benim için önemli. İki insan odaklı olması önemli. Çünkü sizin üniversitede Haluk Hoca dekanken benden bir sergi istemişti, bir de konuşma vermiştim. Haluk Hoca'nın çok hoşuna gitmişti insan odaklı. Hı hı. Yani ben, benim için insanı ezen yapı değil. İnsanla, yani sokağa da, meydanı da. E, yapının kendisi de büyüklüğü de insan insanı unutmaması lazım. Benim çok şey ettiğim. Bir de e, benim çok üzerinde durduğum şey gençlere özellikle söylemek istiyorum. Yapı yapı tasarlarken Stüktür tasarlamayı unutmasınlar. Sonradan mühendis stüktür tasarlayamaz. Yapı stüktür tasarlanmadan yapı yapılan. Yani benim kendi mesleğimde çok dikkat ettiğim şey Yapının stüktürünü tasarlamak. Bu sorunuz çok önemli. Tabii öte yandan şeye de yansıyor. Yani yapının dilinin oluşmasına, ondan sonra e, tektonik varlığının temsiliyetine, her şeyine yansıyan bir şey. Tersten gidildiğinde de onu baştan koymadığınız zaman, düşünmediğiniz zaman o böyle hep sizle çatışan ve yarışan bir şey olmaya başlıyor stüktür. O da çok zor tabii, sonradan getirmek, koymak da çok zor. Bakın ben şöyle bir örnek verebilirim. Şimdi ismini bilirsiniz, İrfan Balioğlu. Tabii. Benim kuşağımın, benim sınıf yani devre arkadaşımdır. Hatta Hasan Hoca'nın da Kabataş'tan sınıf arkadaşıdır. Ben bütün büyük projelerimi İrfan'la yaptım. Ayrıca İrfan, Türkiye'deki bütün büyük projelerde de adı olan bir Artık, şeydir. Evet, doğru. Mesela İrfan, ben ve benim gibi mimarla çalışırız ama çok keyifli ve huzurludur. Biz bir struktur tasarlarız. İrfan'a sorarız, İrfan olur mu? İrfan tamam derse devam ederiz. Hep öyledir. Yani <laughs> e, ama bu <laughs> çok önemli bir şey. Yani e, çok az müdahale ettiğini bilirim. yok şunu biraz ufaltabiliriz veya bilmem ne olur dediğini. Genelde hep keyifli çalıştık İrfanla. Hmm. Çünkü strüktürünü tasarlanmamış bir yapı. ...sana göre isterse de. bir villa olsun. Yani de. çok önemli. E, o yüzden de e, yani mühendis çözer, mühendis yapar. Sen e, orada hatta şey de örnek verebilirim. Benim 74 yılında imar planını yaptığım Alanya'da bir tatil köyü vardı. Hatta o projede Haydar Karabey çok çalışmıştı benden. Ersen o zaman e, aktörü yapıyordu. Biz de onu yapıyorduk. Ersen böyle şey yapıyordu. Biz de modüler bir şey yapıyorduk. Falan. Öyle Ersen de dikkatini çekmişti bunu yaparken. Arkada bir tepe, denize doğru Hı -hı. sıfır biten bir yer. Biz oradaki şeylere bakaraktan denize dik sokaklar, avlular yaptık. Hı -hı. Burası klima moda olana kadar kendi kendine mikro ile yaşayan bir yerde. Hı -hı. Şimdi e, bazı şeyleri mimari aktarmak lazım. Yani kağıt kalem alıp da bilmem ne çizmek, metreler odalar, denize bak Dar bir cephesi vardı, 600 metre derinlik. 85 metre cephe böyle konu gibiydi. Öyle bir proje yaptık ki öndeki sosyal parçalar dışında hiç kimse denize bakacağız diye bir derdi olmadı. Kimse de sormadı benim odam niye denize bakmıyor diye. Çünkü hepsi güzel bir avluya bakıyordu, sokağa bakıyordu. Evet. Şimdi. <laughs> bir kat iki kat, bir kat iki kat. Şimdi o yüzden e, bazı şeyleri mimarın görmesi lazım. Benim söyleyeceğim bu. Yani doğayı doğru tayin etmek, insan odaklı olmak, insan ölçüye bakmak Yoksa e, ben onun için dedim, yani render mimarisi onun için, bir hmm. yani kez <laughs> yapıştır falan, o zaman e, y, y, yerelin veya iklimin, çünkü şu var Güzelsel insanlar... skenografik sadece şeye in... yani, indirgenmiş... Yani, yani her şey var. enerjiye bağlı olmamalı. <laughs> yani bugün doğ, doğrudur, sen enerjiyle her şeyi evet. yaratabilirsin. Bu şeye benziyor, Dubai'de kayak pisti yapmalarına benziyor. Halbuki... Evet. Kayak dediğin zaman onun temiz havası, oksijeni, orada bir açık havada e, barbeküsünü bir... düşün. Sen de kapalı bir ortamda, ortamda, soğutulmuş bir yerde kıyafet giymişsin. Çıktığın zaman 40 derece sıcaklığa falan böyle. Yani ben <laughs> böyle mimariyi <bir> eleştiriyorum. <laughs> Söyleyeceklerim bunlar. Evet Dubai'de kayak pisti güzel bir benzetme oldu aslında. Doğru. <laughs> evet. Çok teşekkürler geldiğiniz ben için. Ben de teşekkür ederim. Size. İnşallah katkım olur gençlere öyle diyelim. Ayke. Teşekkür ederim.